Siz de orada kalabilirsiniz hocam. Tamam. Bu offside sebebiyle iptal edilen gol, Ali Soğuk golü attı. Burada tabii e, Svensson'un pozisyon alışını sanıyorum İrfan Hoca da, şurada da değerlendirecektir. Bir, şurada zaten pozisyonu görüyorsunuz yani hocalarım da, işte hocam da aynı şekilde. Yani şurada e, bir oyuncunun üzerine kademeli şekilde duracağına, iki oyuncunun buraya gelmesini ve buradaki koridoru açmasıyla birlikte çok büyük bir hata yapılıyor burada çok gereksiz bir e, e, müdahale. Onun arkasından tabii oyuncuyu arkasından kaybediyor ve bilmiyorum şimdi çizgiyi onu da söylemişti. Ben çizgiyi gördüm. Hocam da gördü galiba çizgiyi çiz şey yaparken. Yani burada çok büyük bir e, kademe hatası var. Hocam şimdi burada backstopper arasına atılan bir pas var. Yani Worrell kapatmaya çalışıyor. Svensson ileride. E, offside olmasa Basagog'un attığı pass ise Ali Sol da golü yine Bekle Stoper arasından yapıyor. Bu Şu kez de Umut'la Necip'in arasından yapıyor golü. E tabii onun arkasından Basogo içeri girdikten sonra ama asıl pozisyon dediğimiz gibi burada başlıyor. İkiye bir yani gitmesinin hiçbir anlamı yok pozisyon almasıyla. Hatta oyunun içerisinde ben onu da, da aynısını söylemiştim. Daha evvel de söyledim. O kadar çok pozisyon var ki Svensson'un kenara gitmesiyle birlikte şurada iki oyuncu bu kademeye girmesi çok yanlış. Buradaki pozisyonu açıp Ondan sonraki devamı zaten gerçekten çok iyi bir pas atarak burada ceza sahasının içerisinde oyunculara söylediğinizde oyuncuya yakın boksun içerisinde baksın içerisinde olduğun zaman oyuncuyu kaçırmayacaksın yakın olacaksın o da zaman zaman zor oluyor bu pas da çok müthiş bir pas diye düşünüyorum. Hocam bir şey olarak. dikkatimi çekti bu açıdan değil de arkadaşlar bir önceki açıdan verebilirsek yani belki ufak bir detay ama enteresan şimdi verbalın pozisyon alışına Tabii ki. E, penaltı olmasın diye Worrell e, ellerini bağlamaya çalışıyor ama genelde oyuncular ellerini arkada bağlayıp daha hızlı hareket ederler. Şimdi birkaç e, görüntü daha geriye alabilirsek biraz daha alalım. Geriye alalım arkadaşlar. Biraz daha geriye. Geriye, geriye, geriye. Heh, buradan başlayalım. Şimdi Worrell'ı takip edelim. Sanki o elleri çok çabuk birleştirdiği için biraz Basakoka da e, yavaş kalıyor. Yani... Orada şimdi, kapatmaya gitse ya da pozisyonu arkasında şimdi, ellerini bağlayıp daha hızlı gitse bir müdahale tabii olabilir diye şöyle, düşünüyorum hocam. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Hocam da şu konuda da onu söyleyebiliriz. Yıllarca defans oynamış bir oyuncu olarak artık burada ele çarpmasın diye oyuncu kendini çok farklı bir şeye büründürüyor. ya Doğal bir şekilde burada çok kendini... Çok küçültmüş bu... hocam kendini. Efendim? Çok küçültmüş kendini. Ya küçültüyor yani doğal bir şekilde çıkması hiç anlamsız bir olay. Zaten futbolcu kim yakınsa buradaki pozisyonda zaten kim hangi futbolcu yakınsa o gidip oraya baskı kurması gerekiyor. Yani çok basit bir şekilde siz eğer oyuncuya baskı kurmazsanız çok rahat bir şekilde o pası oynayabilir. Çıkıp en azından burada şeyi kapatması lazım, açıyı kapatması. Yani bu kadar böyle küçülmesinin Onur'un söylediği gibi hiçbir anlamı yok. Bir de son dönemlerde işte ele çarpıyor, şey yapıyor. Doğallığını tamamen kaybediyorsun burada. Ben oyuncumu böyle bu kadar sıkarak oyuncu işte çarpmasın diye o reaksiyonu koordinasyonu sağlayamazsınız bana göre. Normal şartlarda mesela hocam e, iyi bildiğim için e, an, e, şeyi çok iyiydi. Çok mesela çok süper çok şey bir oyuncu değildi ama anticipation ön sezgisi çok önde olan bir oyuncu olduğu için pozisyon, pozisyon alma. almakta pozisyon almakta zorluk çekmeyen ve pozisyonları kesebilen bir oyuncuydu. Hocam, hocam bir de, bir şey de diyeceğim sen... musratinin de orada Basakong'un üstüne gitmesi Bence pozisyon hatası adam paylaşımı açısından mesela pası Morus çıkarsa yine gol olur pozisyon. Şimdi burada. o şimdi Magic of the ball şey İngilizlerin söyledi yani topun bir mıknatıs gibi seni çekmesiyle futbolcular nedense topa bakıyor şimdi baksın içerisindeki boş adamlara bakmıyorlar nereye atacak oyuncu oyuncu ya bu oyuncu atacak bu oyuncu ya, ya da arkadaşım. bu oyuncu atacak. Sen şimdi burada el musrati buradaki pozisyonda işte topa gideyim diye buradaki baksın içerisindeki oyuncunu biz analiz yaparken de oyunculara bunu söylüyoruz. Ama ne hikmetse oyuncu tamamen kendini Toplunun topa var hocam. Baksın içerisinde oyuncuya yakın olacaksın yani nereye atacak? Sen eğer oradan uzaklaşıp bunu yaptığın zaman zaten goller ondan oluyor. Söyledikçe tabii ki oyuncular bunu yapmak istiyor ama oyunun içerisinde gerçekten... O topa böyle bir e, futbolcu böyle bir çekiyor yani şey olarak. Baksın içerisinde dışında değil baksın içerisinde herkes orada adamını kısa bir şekilde almak durumunda. Çünkü nereye gelecek top oraya gelecek. Peki şimdi Gökhan Hoca'ya çok sormak istediğim bir soru var. Hocam sizin dönemde tabii böyle arkadan e, bağlayarak topa gelmek yoktu. E, çok fazla yapılmıyordu. Ama yani siz Vorel'ın yerinde olsanız topa... Çünkü düşünüyorum yani böyle <laughs> yürümek çok daha zor bir şey. Yani hele ki maçın o hız kazandığında arkada bağlayarak yürümek çok daha kolay. Çok ince bir detay olabilir ama ilgimi çekti. Ömer kurallar artık öyle bir gelişti ki şimdi biliyorsun vücudun neresine çarparsa çarpsın seyircinin bir galayana gelişi var. Özellikle büyük maçlarda herkes penaltı diye ayak kalkıyor. Şimdi var olayı çıktı, o çıktı, her şey çıktı. Aynen. Şimdi oyuncu ister istemez en ufak bir temasta hakem vara gidiyor. Bir şekilde yani penaltı vermeye o kadar müsait ortamlar oldu ki artık. Olmayan bile bazen verebiliyorsun. O ortamlar var. Onun için dikkat et. Sadece vurulun pozisyonu kenarda da aynı şekilde. Herkes elini arkasına almış. Yani işte ama doğallığını, doğa, sen doğal oyuncu, oyuncu olarak... alakası kalmadı hocam. Onu artık bilinç altında herkes öyle yapıyor. İşte o yüzden senin asıl yapmak istediğin evet. o hareketi, o müdahaleyi Musrati yapamıyorsun. Şimdi kendini kısı... yani, Kısıtlanıyor, kısıtlıyorsun. Kısıtlanıyor, hareketlerini Musra... kısıtlıyor. Musrati de, de öyle yapıyor. Bakalım şurada işte Musrati'nin de elleri evet, arkasına. Ya yani. Evet, artık. Hocam, ben niye söyledim onu yani? Sen kendinden bir bahset. Sen kendinin en en, en önemli, en kuvvetli meziyetlerinden bir tanesi ön Ya Ona göre pozisyon alıyorsun, hareket ediyorsun ama kendini kısıtladığın zaman gerçekten söylediği gibi yani var Hocamın söylediği gibi böyle o kadar oyuncular demek ki o şeyin altına giriyorlar. O doğallığını, o koordinasyonunu sağlayamıyorsun o anda. Hocam, hocam şimdi devam edelim çalım edelim pozisyonlara, sıradaki Ömer, çalım sıradaki atmak o kadar kolay oldu ki. Neden? Rakibin sana zaten o imkanı veriyor. Hani elini eğer evet. arkada bağdaştırdığın zaman hareket e, kabiliyeti yok. Hocam. Adam Doğru seni uste. geçebiliyor çok rahat. Küçülmek. aynı şey kabiliyeti, koordinasyonunu sağlamamak onlar ortaya Tolga çıkıyor. Tolga ciğerci Sarı kartı gördü. Var mı aksini düşünen? Tutma, çekme falan denebilir yani. yani Beşiktaş ya. orta sahasının maç boyunca az yaptığı bir şeydi bu. Hani top çalma işi merkezde özellikle. Çok temassız oynadılar. Evet. Ilk bu derde. sayılı pozisyonlardan bir tanesi oldu. Evet. Ya burada tabii muhtemelen e, sarı kart tehlike barındıracak bir atak sebebiyle bizim verildi diye düşünüyorum şeyi, ben. Hakemin seminerlerinde zaten onu da soruyoruz. Tutmak, çekmek bu tür durumlarda direkt sarı kartı veriyor yani hakem orada. Verebilir Peki, yani. devam edelim. Çünkü orta sahada bu kadar yani tehlikeli bir durum söz konusu Doğru. değildi bence. Doğru hocam. Pozisyonda. Ankara gücünün etkili olduğu anlar Kitsuyu'dan müthiş bir pas. Ceza sahasında tehlikeye dönüştü ama Umut müdahaleyi Şimdi... yaptı. Tabii burada e, hani ben, belki çok iyi bir e, Çok özür dilerim. Çok Şöyle bir şu, ama bir saniye bir saniye bir bir saniye. Şimdi bana göre işte pozisyon almakta şimdi burada yine bakın iki stoper merkezi kapatıyor burada. Çok e, e, şey yakın birbirine. Şimdi bakın koridor açılmış yine. Stoperle bek arasındaki koridor açılmış. Bek'in duruşu burada Bekin biraz daha eğer stoperde Bekin de biraz daha içeride olması gerekirken burada ilk devre özellikle benim dikkatimi çekti. Sonra Musrati zaten çıkıyordu şey yapıyordu. Koridorları inanılmaz derecede yani bu kadar açıkta durması hiçbir anlam veremiyorum. Bu oyuncu şimdi kimi tutuyor burada? Örnek vereyim. Diyelim ki stoper anlamında siz kaydınız. Evet kaydınız. Hocam da bunu bilir. Gelir Necip bu oyuncuyu alır. Derinlik yapma açısından sen de buraya gelmen lazım. Canım hocam, benim. Hocam orada Raşitsa'nın da çok büyük bir pozisyon hatası var. Yani kaymayı yapamıyor bence Umut Meraş. Raşit, Çünkü Raşitsa, Raşitsa gitmemiş. Şimdi yani Necip'le Umut Meraş arası ama taksiyle bayağı bir yazar. Diyelim ki onun olduğu pozisyon oldu. Şöyle var. geldi pozisyon oluştu. Raşitsa gelmedi oraya. Pozisyon buraya geldi. E şimdi en tehlikeli pozisyon sen şimdi bir pasla böyle koridorun içerisinde sen orada eğer Derinliği eğer burada şey, olayı kapatamadığın zaman burada e, e, hiçbir şey ifade Tabii, etmez. Riske etmesi gerekiyordu arkadaki oyuncuyu. Geçmiş ama Tabii, pozisyon. Arkadaki oyuncuyu Ge alması gerekiyordu. Evet. Hocam şurada o da doğru bir... sıkıntı yok mu sizce? Şimdi topu kit suyu kullanırken e, ön alanda 4 Beşiktaş oyuncusu var. Ve hiçbir baskı olmadan suyu pas atmıyor. Birincisi o bravo. Birincisi burada her şeyden evvel... Bu adamı kesinlikle en yakın oyuncu gelip baskı altında tutması lazım yoksa istediği pası atar. Sonra gelişen olay burada. Koridorun bu kadar açılması, sen de derinlik yapmaman. Bu burada na nasıl doğru bir pozisyon alma işte. Baskı aynı zamanda burada kademeye gelmesi lazım Raşit'sa işte burada Umut Meraş da içeri girecek. Necip de buraya girecek. Necip de şey gibi kalıyor burada arada ne yapsın yani çocuk? Şimdi baktığın zaman burada oyuncu eee e, burada Ali sol şey e, 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 boş kalacak aynı zamanda koridor açık burada kimse de baskı yapmıyor bizim söylediğimiz önce ilk devre sizin de söylediğiniz şeyde devre arasındaki tespitinizde ya temassız oynadı e, e, dağınık oynadı ya uyum söz konusuydu. Dörtlü savunmanın bu kadar mesela şeydi çok büyük sorunlar vardı şöyle bir felsefeyle çıkmış olabilir Beşiktaş. Önce bir oyunu tutalım. Geçiş oyunu tercih edelim. Ama onu yaparsanız agresif bir şekilde topa baskı yapmanız. Baskı lazım. yapmanız lazım. Peki devam edelim pozisyonlara. Yine bir Ankara Gücü tehlikesi. Morussan'dan pas, Tolga Ciğerci şık bir vuruş ama top direğe çarptı ve oyun alanı terk etti. Zaten dediğim gibi yani 35-45 arası çok bunları çok yarattı Ankara gücü. Kesinlikle yani. Burada da yine aynı şekilde şöyle bir şey vardı hocam. Almanya'da bir şeydeyiz. Diyor ki Zontak şut diyorlar. Bu, bunu kaleci hiç çıkaramaz. Mümkün değil. Nasıl yani diyoruz işte ceza sahasının üstünden geliyor kaleciye vuruyor bunu çıkaramayacak. Mü mükemmel bir şuttu yani bunu kurtarma şansı yok yani. Bu Öyle bir şut ayın tutuyorsun? golü, yılın golü, şu golü falan. Adam neydi biliyor musun bana? şey, hocamız o zaman dedik, öyle bir şey yok yılın o, o, öyle bir şey yok. Çünkü sizin söylediğiniz olaya geliyoruz burada. Siz eğer gidip de açıyı kapatırsanız topa doğru o oyuncunun o golü atma şansı öyle ayın golü yılın golü diye bir şey yok. Atamaz yani. Sizin burada demek ki pozisyon hatanız siz kapatamaz, kapat, yani en yakın oyuncu burada. Ne yapıyor mesela? El musrati mi orada? Musrati, Musrati. kanat işliyor, gelip gelmemekte. İşte şut çekerken burada siz gidip de tabii ki kolay olmuyor. Ben şimdiden yani teori, teoriyi anlatıyorum ama doğrusu da bu gidip de siz açıyı kapattığınız zaman o oyuncunun gelip de o şutu çekme şansı yok. Şimdi bir geniş açıdan bakalım şu, arkadaşlar. Perdeleyiyor bence hocam. Orada Musrati bir adım Ömer. atıyor, vazgeçiyor. Beşiktaş açısından ilk yarın özeti şu atak esasında. Şimdi Marutan. Topu alıyor, dikkat et. Umut oynatıyor, rahat rahat oynatıyor. Tepkisizlik. Tepkisiz, hiç basmıyor bile. Ondan sonra gelen topa bak. Dört kişinin Aynen. arasında, 4 kişinin arasında Tolga ile buluşuyor bak. Aynen. Oradan Aynen. atsın topu, bir daha atsın topu. Bir, bir daha. Şey. Bir daha. Tolga, bak c -c bak, bir daha topu atsın. Arkadaşlar. Bak şurada, evet. her taraf bembeyaz esasında, beyaz formallar kaynıyor. Morutan atıyor. Tolga topu istop ediyor. bak şurada dört kişi var, bir karenin içine girmiş gibi rahat rahat çekiyor kenara hala bir temas yok. Bak şutunu da rahat i̇şte orada, rahat çekiyor. E, Hocam orada. ben başka bir sorundan da yine bahsedeyim biraz daha geri alabilirsek. Şimdi yine az önce o baskı konusu burada durabilir biraz gelebiliriz arkadaşlar. Biraz gelelim. Gelelim gelelim. Evet, Gene burada, burada... burada durabiliriz. Burada durabiliriz. Musati niye çıkamıyor? Çünkü Muçi ile Gezal 19 numaraya baskıda geciktikleri için ya da orada başka oyuncular da olabilirdi ama karada bu iki oyuncu olduğu için söylüyorum. Musati Tolga Ciğerci çıkamıyor çünkü 19 numarada boş durum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Antrenmandayız şimdi. Futbolcu aynı pozisyonu gösteriyorsun. Ceza sahasının üstündeki oyuncu burada artık finish. Burada baskı uygun... Çünkü kaleye şut çekecek. içeri girmiş. Tehlikeli bir durum arz ediyor. Yakın olan oyuncu. Şimdi bunlar arkadan geldiği için doğru. Şimdi temassızlık zaten oradan başlıyor ama. Futbolcu böyle direkt oyuncuyu gördüğü için buradaki pozisyonuna çıkmak durumundadır. Burada şut çektirmeyeceksin kardeşim bu kadar basit yani. Buradaki baskı da hiç yok. Hocamın dediği gibi 6 kişi 8 kişi bunu zaten bir şey yaptık. Beşiktaş'ın ilk devrede oynadığı 2-0 mağlup olsaydı 3-0 da mağlup olabilirdi. Eğer o offside pozisyonu olmasaydı o zaman çok daha farklı yerde olurdu yani. İşte bundan şimdi burada burada senin söyledin ama top ayağında olan tehlikeli. Yani topu oraya atan Tabii. zaten attığını görüyorsun oraya. Mümkün olduğu kadar Öncelik çabuk hareketlenmem lazım. Bundan Yol, önceki pozisyonda mesela hocam. bunda eğer bu baskı yapılmış olsa Musati çıksa Tolga Ciğerci'nin tek şansı var. Yani 19 o pası veremeyecek yani. Ya şimdi opsiyon kısıtlamış oluyorsun o baskıyı yaparsan. Zaten deminki atakta mesela Umut Meraş çizgideki oyuncuyu almıştı değil mi pastayı evet, ilk önce. Sonra evet. içeri girdi. Normali içerideki oyuncuyu alması, normalde onun önüne alması lazım. Neden? Tehlike orası. Oraya gittiği zaman onun önlemini alabilirsin, karşılayabilirsin o oyuncuyu. Tekrar yani yönünü değiştirip. Ama oradaki oyuncuya gittiği an değiştiremezsin. Kenarda sadece izlersin. Baskı. Şu anda izlediğin Tolga'yı izlediğin gibi izlersin. Ama şey güzel, şimdi açıklıyoruz biz burada bazı... Sadece bu oyunda görmüyoruz ki bunu yani. Bir sürü tabii, oyunda. Tabii. Şimdi hataları böyle görebiliyoruz. Yani kim orada baskı yapmak zorunda, kim orada durmak zorunda. Hocam, Neden böyle bir yani şey? Hata olacak ki gol olsun değil mi yani? Burada asıl sıkıntı Muleka orada, Muçi... Muçi Gezal galiba. Evet. Yürüyerek yürüme temposunda ya hoca dedi 4-5 kişi mi? etrafında kimse doğru düzgün şey yapmıyor yani bırak bırakmış vaziyette böyle Aynen. eğer biz ona ne deriz oyun içerisinde refakatçılık başka bir şey değil. Siz eğer sizin biz oyun hoca olarak diyoruz ki alanına girdiği zaman en yakın oyuncu baskı yapacak temaslı bir şekilde. Bunu yapmadığınız takdirde siz oyunu siz geride isterseniz 8 kişiyle durun. Eğer siz baskı yapmadınız takdirde, isterse 10 kişiyle dur. No, hiçbir şey ifade etmez. Sen o topu almak istiyorsun önce. Sana geldiği zaman, o senin alanına girdiği zaman, en yakın oyuncu baskı, diğerleri de kademeye girmediği takdirde hiçbir şey olmaz ya. Yani. Peki, devam edelim pozisyonlara. Ankara Gücü'nün bir başka pozisyonu. Şey... Ali Soğuk Morutsan ceza sahasında. Efkan yine boş kalıyor. Vuruşunu maç çıkarıyor. Vuruşunu. Burada da yine boş bir vuruş var. Yakalıyor Ankara Gücü bunu. Yine aynı şeyi baksın içerisinde ve da oyuncuyu almıyoruz. Aslında e, e, ilk devredeki o şey devre arasındaki sizin e, şeyiniz vardı. O yorumunuz vardı maçla ilgili yani. Aslında o odur yani şeyde. E, ben dinledim. Burada temassızlık. Burada yine aynı şekilde yanlış pozisyon alma. Bakın herkes topa bakıyor. Bak. Bir dakika şimdi. Herkes topa bakıyor. Bir, iki, üç. Ne, sen kimi alıyorsun? Sen kimi alıyorsun? Sen kimi, Kimi alıyorsun abicim? Herkes pozisyonu aldığı zaman burada ne olacak? Kimi atacak o topu ya? Baksın içerisinde olan ama magic of the ball topa bakan yani. yani abi, topa ya inanın bana inanılmaz derecede böyle Hocam, gidip şey yapıyor. Hocam ya. sorun sorunlu olan takımlar yani bu seneki Beşiktaş gibi ee, ...alan savunması yaptıklarında büyük hatalar çıkıyor ortaya. Duracağım. Yani alan savunmasında çok büyük hatalar çıkıyor. Ee, ya Burada dediğiniz gibi... Benim yani toplum senin toplum alanda yani. E, işte, alanı savunmakta zaten sorun çektiği için Beşiktaş... E, ...bu sezon o savunma hatalarını arka konuşuyoruz. Arka direkt de bomboş bu arada. Bir de Rok da bomboş. Tabii tabii. Müsaade edersen şöyle bir şey. Alanla adam savunmasıyla ilgili... ...benim şey yaptım. ...alan dışarıda alanı yaparsın ya kaymalarını yaparsın ama burada alan diye bir şey yok. Defans oyuncusu senelerce üst düzey oynamış o, e, hocamız var burada yani. Baksın içerisinde neyin alanını, neyi alan diye bir şey yok orada yani. Bu arada yine yani şimdi tamam Gezal savunmaya çok yardımı olan bir oyuncu değil ama burada da mesela e, yürüyor Gezal yani şu yani Bizim gibi oturup maçı izlemiş orta sahadan Gezal. Bütün savunma pozisyonu. <laughs> yani yürüyor şu anda adım atıyor. Ve mesela Efkan boş ki oyuncu şu anda topu çevirme açısına girdi. Gezal'ın koşu temposunda daha doğrusu yürüyüş temposuna bir değişiklik oldu. Ama, bu kadar Ama şöyle bir şey savunmada bu kadar kötü savunma yapmakta bir meziyet yani. Kalabalık Beşiktaş işte orada bayağı bir kalabalık. Doğru. Ama şöyle bir şey var sevgili Onur. Ben bence de yani genel anlamında bir de geri aldığınız zaman işte hocamın söylediği gibi Gezal mesela ben hoca olarak Bizim söylediğimiz o gezalı mesela tercih eder misin? Burada böyle savunma hatasını yapıyor. Ben tercih ederim. Çünkü o oyuncu fark yaratabilecek oyuncu. Oradaki oyuncuların benim görevlerini farklı oyuncuların yerine getirmesi gerekiyor. O da yapacak tabii ki şey olarak ama ondan o beklenti Doğru, o kadar o derecede değil. Hocam yani. Hani savunma katkısıyla tanınan bir isim değil yani. Ya o fark yaratabiliyor. Sadece kalite farkı, golü, şeyi oyunu çevirebilecek oyuncu Hocam öyle. Hocam zaten eşleşmede, yani maç öncesi mutlaka o eşleşme yapılmıştır. Yüzde yüz. Orada ceza yayının üzerindeki oyuncuyu savunacak olan futbolcuya Musrati ya Jetson'dur orada. Yani o için zaten gezala kalmaması gerekiyor orada. Bir kere en Adam doğru, paylaşımında. Aynen öyle. Biz şimdi adam paylaşımında zaten duran toplarda olsun veyahut paylaşımda olsun. Ceza sahasının üstündeki oyuncuya kim şey yapacak tabii, diye. Tabi o belirlenir zaten yani. Tabi ki yani bir de defansif oyuncular yani orta saha oyuncular da aynı şekilde bunu. Ortada da belirlenmiştir. Tabii tabi onu yani zaten burada belirlenmiştir. Yani burada belirlenmemin olasılığı yok. Yani belirlediğinde de. sorun var. Yok burada Beşiktaş beş takımında her şey belli zaten. Uygulama yok <laughs> ama. Uygulamada <laughs> uygulama problem zaten. Var. Yani Aynen. yoksa kim ne? Duran elemiştir. toplarda işte pozisyonlarda kimin nerede duracağı aşağı beş yukarı belli. Peki devam edelim pozisyonlara. Ya bu ne oldu kaçıncı pozisyondu bu? Mesela çok net bir pozisyon. Bence çok kötü yani çok kötü demeyeyim ama bu pozisyonda bir daha alabilir miyiz belki? Yani Ankara Gücü açısından ne dersin hocam? Bundan bir daha net Ali, so Ali, so Ali Sov Ali Sov'un hocam. Bir tane evet Ali Sov'un pozisyonu vardı. Ali, Ali Sov Ali Sov Ali Sov şey, var da. Ali Sov'un kaçırdığı var. Ama şey Tolgar'ın gibi bak bak Pozisyon. Hocam bu net de Ali Sov'un ka Tabii, kaçırdığı daha, karşı, ya, karşı da, var. O daha Tolga net. O daha net. Direkt o var. Ama var. Saydığın, saydığımız şeyler yani. Hocam kaçıncı dakika ilk yarı bitti değil mi? Evet. Tabii. Bir tane pozisyon yok, gösterdik yok, mi Beşiktaş adına? Yok. Daha bir tane pozisyon yok, göstermedik yok, Beşiktaş adına. Daha bir de Ankara Gücü. İlk yarı bitti bir de, de Ali Sov'un ikinci gösterdik. İlk yarı bitti. İkinci yarıya geçeceğiz şimdi. Devam edelim pozisyonlara. 55. dakika yine Ankara gücü çıkarken... Basagok yerde kaldı. Ve burada da yine bir sarı kart El Musrati'ye. Evet. Yani temas e, var mı yok mu yakın açıdan biraz e, anlamak güç çok. Şimdi El elman... Yani ayağın ucuna var gibi ama dizden de bir müdahale var sanıyorum. Bilmiyorum sarıya gerek Oyun garik akarken yani ben. Hani oyuncu hiç itiraz etmedi Musrati'nin reaksiyonundan ben hani net bir faal yaptığını düşündüm. Ama Onur öyle bir oyuncu yani böyle itiraz edecek bir oyuncu veya şey değil bak, et, yani öyle olabilir. bir vücut bir şey dili bana göre öyle bir oyuncu Peki, sarı kartı gerektirecek kabul, bir müdahale kabul ediyor yani bana diyor, düşünüyor musunuz top geçtikten sonra yapıldığı için bu sarı kart değmiş ama benim de çok gördüğüm kadarıyla net bir faul bana göre değil yani ben vermezdim yani. yani kaç kere Hocam, izledik. Bazen acaba yanlış yere mi bakıyoruz yani, diye düşünüyorum hani yok, pozisyonlara bakıp ayak bileğini tutuyor zaten hemen Yani, işte, yani dizden mi bir, bir müdahale var diye bakıyorum. Yok bu faulda bize bir hamle var burada hani Şöyle bir gördüm. şey var Ömer. oyuncu Basagok bileğinin üst tarafını tutuyor pozisyon sonrasında ama ayak oraya gelmiyor zaten enteresan bir yok, şekilde. Yok. Yani top perdeliyor belki Öyle hani bana çok göre ufak sarı kart teması bu olabilir. Sarı ka Adamı yakalamaya çalışıyor da ne eliyle yakalayabiliyor ne ayağıyla. <laughs> öyle duruyor bak ne eli kafadan ilk önce elle yakalamaya çalışıyor Gözüyle yakalamış sadece. yok yok yani. bak şu, şu anda elle <laughs> bak ilk <laughs> önce elle yakalamaya çalışıyor elle yakalayamıyor Sırat sonra ayakla için. yakalamaya Sırat çalışıyor için. hepsi geç. ama için. oyunu durdurdu hocam bir şekilde ama ya, ya o Getsona pole yapıyor. Katılıyorum yani sarı kart değil diyorsun sen de değil mi ya benim düşüncem de biraz biraz yani sarı karta ben yani. çok yakın bulamadım Bir tane pozisyonu oyuncu açıkçası. var orada şey geliyor Getson geliyor Getson geldiği için zaten ona çarpınca duruyor Peki devam edelim. Cesson'la Beşiktaş çıkmaya çalışırken Efkan Burza kart görüyor ki herhalde çok soru işaretine e, açık bir pozisyon değil. O bir de basmış yani. Bir de e, çıkarken yani kontrol... Burada ne? müdahale net bir şekilde Tabii görünüyor. Sizin zamanınıza göre bu ayak basmaları inanılmaz çoğaldı yani. <laughs> eski dönemlerde ben eski maçları izlediğim zaman maç içinde sert de, denilir değil mi konusu. Evet. Ayak basmaları neredeyse hiç yok. Ama, Ama şu andaki futbolda her maç 3-4 neden hocam? Yani oyun çabuklaşıyor hocam. Ya, temas artıyor. Temas artıyor şimdi. Temas artıyor. Ya. Dinamizm ön plana çıkıyor. Şu andan sonra kuvvet de çok önemli. Çok yani mücadeleli oyunlar. Temassız bırak Dinamik, kimse. dinamik, sürat her şey orada. O Ama yüzden hızlandı. Eskiden ki. Bizde, bizden için... önceki şeylerde falan düşün topu ayağına alan öbür kaleye kadar çalım çalım gidiyordu. Kimse dokunmuyordu. <laughs> şimdi yavaş yavaş hep ya, hakikaten yani. Hatta Rıza Hoca orta yapmadan önce kendini bir hazırlardı şöyle ha yani, formatı düzeltirdi. Öyle yapardı. Öyle orta. yapardı. Ya, o orta... Ama şimdi gelinen noktada öyle <laughs> bir şey. ki. Hep... Şöyle söyleyeyim ben bazen meraktan dolayı işte 30-34-38 Dünya Kupası finallerine baktım. <laughs> Görüntüler çok sağlıklı olmasa da yani Az önce hani o yavaşlıktan dem vurdunuz ya. Bayağı bir yavaşmış ya önceden. Bayağı yani stadtaki seyircileri sayacak Şimdi, kadar yavaşmış oyun futbolcu yani. Futbolcu profillere de baktığınızda, çok sporculara da yani. Yani. baktığınız zaman bir tane örnek vereyim. Yani. Bugün bir çok üst düzey bana göre bayılıyorum oyuncuya. Cemal Musiala Bayağı münih oynayan. Alman milli Nefis takım oyuncu. bana göre en iyi oyuncularından bir tanesi. Ya fiziğine bir baksan yani. Ya eski futbolculara baktığımda Onur yani çok daha Şişt kalıplı kadın, çok daha bakalım. Evet, Şimdi senin seyrettiğin dönemde bir futbolcunun ortalama koşu mesafesi 90 dakika içinde 4000 5000 metre arasıdır. Tabi. Şu anda biz iyi bir futbolcu yani iyi bir orta saha artarı 12, 12 13 13'lerde 13 13. ne 12 bile az kalıyor artık. 13'lere falan bahsetmeye başlıyoruz. Bu arada başlıyoruz. hocam şu soruyu sormadan koşu. edemeyeceğim. Konudan tamamen bağımsız ama aklıma geldi bu benim yıllarca çünkü çok böyle düşündüğüm bir şeydi. O dönemki şortları mı tercih edersiniz? O <laughs> dönemki oyuncu şortlarını mı tercih edersiniz? Çünkü hani izlerken geçmiş dönemi bu şortları neden bu kadar kısa diye sürekli düşünüyordum. Zor mu geldi soru? Yok Ömer sen modayı takip ediyorsun. Sen nasıl istersen olsun. <laughs> sen modayı takip ediyorsun. Modadan demedim hocam sizin tercihinizi soruyorum. Rahatlık anlamında mı soruyorsun yani? Bilmiyorum ki yani daha mı rahatlı acaba hocaya soruyorum ben de. Hoca Değil, ben her zaman bol 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 bol. Şortumu sevmiş ya. ben anladım. Yok yok öyle şey değil bol giymeyi seviyordum. Yani görsellik yani anlamda bol... çok iyi olmadı kesin yani. Evet görsel biraz enteresan da açıkçası. <laughs> Devam edebiliriz pozisyonlarımıza. Dakika 74 burada da Atakan'ın sarı kartı var. Şimdi Beşiktaş'ın zaten Doğru. hani isabetli bir şutu olmadığından dolayı şu anda Ankara Gücü ceza sahasında Beşiktaş'ı pozisyon anlamında göremedik. Burada da yani sert bir müdahale olduğunu herhalde söylemek evet. lazım net bir şekilde. Evet, Tabii burada konuşulan mi? sarı mı kırmızı mı? biraz Çünkü daha yukarı o, geçse o, o, e, oyuncu topla giderken yani Atakan e, reaksiyon süresinde de geç kalıyor. Biraz tartışıldı bu. Acaba kartın rengi ne olmalıydı diye. Hakan kart şey Atakan kart gösterdi diye Hakem'e heyeti isyan ediyor ya. Tabii. Baksana abi bir şey İsterim şeyden buçuk. Bak bak yani gör Atakan isyan ediyor. Hakem kart gösteriyor Atakan isyan Ama ediyor. Atakan'ı yani Atakan şey bir oyuncu yani temaslı bir oyuncu. Bu folleri. Hakem'e de çok oynayan bir oyuncu. Oynayan bir oyuncu olduğu için Dakipli burada normal oynar, yani oynar. bir de dakika 73 normal. Adrenin. Sanki hocam böyle biraz daha yukarı ya da evet, evet, tam ayak denk gelseymiş kartın rengi değişebilirmiş diye düşünüyorum. Devam edebiliriz pozisyonlarımıza. Sanıyorum son pozisyon mu arkadaşlar? Evet bu da son pozisyonumuz. Ankara gücü ata ceza sahası dışından vuruş. Mert'ten seken top. Maçeda topu dışarı yolladı. Pozisyon offside. Ki herhalde Maçeda bugün en fazla bu pozisyonun offside olduğuna sevinecektir diye düşünüyorum. Bir şey konuşmuştuk ya Vara gitse gol olsa acaba offside mi diye. Şimdi tekrar baktım sanırım ayağı önde. Evet Mache ama donan. yine inceydi yani. Evet ince pozisyon, bir pozisyon. ince bir pozisyon. Yani o Mert'in batası var yani, burada. Ne olursa olsun Mert'in hatta evet. Tehlike üstüne çeliyor topu. Evet. Ee, ama e, yani bir ama, daha bakalım. Yani Svensson için bu pozisyonda hani e, bir şey söylenirim Ben de oyuncuların aldığı pozisyonlara bakmaya çalışıyorum ama hı. çok ani gelişen bir atak Svenson tabii. Svensson burada. Buradan Hiç da işte, bir bakalım. Şey gibi ya. Yani tam vuruş anında durdurabilirsek e, yani burada ince bir ofsayt var. Var var ofsayt var dizi falan. Sol dedim. dizi ama evet. Hani bayağı ama ince. Ne olursa olsun yani bu futbolcu bunu gole çevirmesi gerekiyor yani. Hocam falan yere vuruyor. Orada muhtemelen bir tercih hatası var. Şimdi Beşiktaş oyun planı kurması gereken bir oyun şablonu oluşturması gerekirken yani esas şunu çözmesi lazım. Her tarafa yetişmeye çalışan Gerson Fernandes. Bak burada bile hiç pozisyon şey yok, oradan geliyor. Gene o tarafı atak kesmeye Bak. Şimdi hocam her pozisyonda var yani o şekilde. Aslında çok güzel bir konuya temas ettin. Şöyle mesela e, taktiksel oyununda veya oyun planında, senin oyun planında dizilişinde, oyun içerisinde bana göre çok önem arz eden bir durum söz konusu taktiksel sadakat. Şimdi oyuncu sen şimdi ona göre bölgesini vermişsin, ona göre çıkıyorsun. Şimdi senin oyuncun o bölgeden çıkıp öbür tarafa gittiği zaman, sağa gittiği zaman, sola gittiği zaman takımına yararlı mı olur, zararlı mı olur? Net bir şey cevap olarak zararlı olur. Sen kendi mevkinde kaldığın zaman, kendi bölgende kaldığında ben şimdi o bölgeyi terk ediyorum. Çünkü oraya da basmak istiyorum. Oraya da gidiyorum. Değil. Kendi half space'inde kaldın, bölgende. Yani mevkisiz oyuncuları da sevmiyorum. Ya orada oynayabilir, şurada oynayabilir. Senin mevkin ne ya? Sağ misin, sol bekliyorsun. Onlar tamam da. Orta sahada mesela e, e, veyahut forvet e, anlamında kanat oyuncusu olsun. Yani e, stoper olsun. E, sağ bek stoper de oynayabilir, şey yapabilir. Tamam devşirme de olabilir ama net böyle stoperin olduğu zaman ben net stoper oynadım. Fenerbahçe maçında hocam. Sen Giresun'lusun. Fenerbahçe maçında Kadir Seven diye bir oyuncu var. Şu anda oynuyor şeyde Giresun'da stoper olarak. Biz de yeni gelmişiz ilk maçımız. O da en önemli maçlarından bir tanesiydi Fenerbahçe'nin Şimdi Alper Uludağ vardı bizde işte sol tarafta. Bizim e, yabancı bir stoperimiz vardı. O cezalıydı oynamıyordu. Güney Amerikalı olan. E, nasıl? Güney Amerikalıydı Güney galiba. Amerikalı. Oyuncumuz yoktu, o sakattı. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusuydu. Şimdi oynayacağınız Fenerbahçe, Valencia'lı şeyli bir takım. Fenerbahçe'yi doğru kitlediğiniz zaman, statik bir yöne yönlendirdiğiniz zaman hem zorluk çekmiştir. Alper Uludağ sol bek aynı zamanda sol stoper oynayabilir. Çünkü Kadir Seven çok genç bir oyuncu oynayamaz. İşte Valencia şu şöyle bir tercih kullandık yanlış da olabilirdi hocam ben şey yapabilirdim yani dedim ki çocuk dedim sol stoper stoper yani onun gerçek mevki stoper birkaç tane de maç daha evvel de oynamış çok da oynamamış bu müsabakada tercih ettik çok da iyi oynadı yani benim söylemek istediğim asıl mevkide oynayanın oyuncu yani ben onu tercih ederim çünkü e, e, bana göre mevkisiz veyahut mevkisi belliyen, belli olan oyuncu çok önemli Getson'la ilgili hocam öyle dedi ya oraya yetişiyor buraya yetişiyor. E sen şimdi bir şablonun içerisinde Oyuncu orada kendi alanını terk edip farklı bir yere gittiği zaman bu sefer boşluklar da oluşabiliyor. Dedim ya az önce? Şey adamını yapalım. iyi savunur Getson ama alanını savunma konusunda problemli bir oyuncu. Yani Peki, o çok zaman çok koşuyor ama doğru mu koşuyor? O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Sa sadaka yani e, taktiksel sadakati yok. Ya biraz doğaçlama oynuyor bazen sağış. E, doğaçlama ama sen teknik olarak, teknik taktik olarak bunu söylediğin zaman oyuncu oyuncu orada durmadığı zaman sıkıntı yaşıyor. Tabii yaşıyorsun. sıkıntı birçok oyuncu yetkiliyor ondan sonra. Onun hocam. artısı eksisi eksi takımın Aynen. eksisine düşüyor yani. Biz yerimize geçerken. Tamam. Yavaş yavaş <laughs> e, maçı kaçıranlar için de bir kez daha maçın özetini e, izleyicilerimizle buluşturalım. Sonrasında maç son açıklamalara gidelim. Sonrasında yine burada buluşacağız.